Selamun aleyküm hanımlar. Örgüyle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben örgü sayfasıyım ama arada bazı yaptığım güzel şeyleri de paylaşmak istiyorum. Şunu mandalinadan yaptım. Ekşi mandalinadan. Yiyen olmayınca lokum yaptım. Instagram'da paylaştım. Çok güzel çekemediğim için YouTube'da paylaşmadım ama bunu şimdi de nardan yapmak istiyorum. Narım var. Baktım bozulacak. Bundan lokum yapmayı deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle narlarımızı biraz ekşi. Baktım. Bu kırmızısı. Bu da dışlarını yıkadım. Şöyle kesiyorum. Şöyle bunu şöyle bir kabıma alıyorum. Şöyle bir kepçe yardımıyla şöyle çıkartacağım. Ama ben bunu balkonda yapıp geleceğim. Çok çevreye sıçratmamak için sert vuramıyorum evin içinde olduğu için. Bunu içini bu şekilde çıkartıp geleceğim. Evet hanımlar, ben narımı çirptim geldim. Ama şöyle içinde şu zarlarını alırsak bunlar bir kekrelik acılık veriyor. Şöyle içine ben biraz baktım. Şunları da size göstereyim diye getirdim bunu. Sıkacağım. Suyunu çıkartacağım. Şunu alayım. Deliklim. Şunu ağzıma iyi denk geliyordu. Ondan yaptım bunu. Şöyle de sıkabiliriz. Bir süzek içine de alabiliriz. Şöyle sıkıp suyunu eleyim. Evet hanımlar. Narımın suyunu sıktım. Şimdi daha ince bir süzetten şöyle geçiriyorum. Posası da bu. Derin bir tencereme normal bir bardakla ölçüyorum. Bir bardak. İki bardak. Üç. Neredeyse dört bardak. Ekşiliğine göre ekşi mi seversiniz, tatlı mı seversiniz? Şekeri ona göre koyabilirsiniz. Her bardağı bir bardak da şeker. Ya da üç bardak koysak da olur. 2 3 3 bardak şeker koyalım. 3 kaşık 4 kaşık dolu dolu nişasta. Buğday nişastası da olur. Mısır nişastası da olur. 4 kaşık nişasta koydum. Bunu iyice karıştırıp ocağa alacağım. Ve karıştıra karıştıra kaynatacağım.
Evet hanımlar, lokumumuz gayet güzel oldu. Bir tane de vanilya koydum güzel koksun diye. Şöyle. Kıvamı, ölçüsü çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, tepsimi ıslattım. Şöyle cam tepsimi şöyle dökeceğim. Çok kalın olsun istemiyorum. Kalanını belki başka bir yere. Şöyle yüzünü de düzeltelim. Bunu tam soğuyuncaya kadar bekletip Hindistan ceviziyle bunun yüzünü ben biraz daha düzelteyim. Arta kalanı da şöyle bir cam kabıma döktüm. Bunların soğumasını bekleyeceğim. Evet hanımlar, tepsimizi aldık. Şöyle kesiyoruz. Şöyle istediğiniz büyüklükte. Şöyle keseceğim ben. Yapışanı bir yıkadım. Biraz daha kolay kesilsin diye. Biraz büyük kestim. Lokumumuzun son hali de bu arkadaşlar. Çayın, kahvenin yanına güzel bir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar sonradan şunu da eklemek istedim. Aynı tarifi kek kalıbına döktüm. Şöyle güzel, muhteşem bir şekil çıktı. Çok hızlı yapıp şöyle pastasını yapabilirsiniz.